Benim karıma silah çekmek ne demek görecek o herif kaptan. Dağ başında yaşıyoruz sanki ya. Eline silah alan kovboy kesiliyor başımıza. Ama bu bizim karşımıza çıktığına çok pişman olacak. Bir gecelik bir şeydi. Ama hamile kalmış. Sonunda Gülsüm ve çocuğu evlat edinmeye karar verdik. Yıllarca sakladık. Gülsüm bile razı oldu. Biz aramızda her şeyi halletmiştik. Ne diyeceğimi bilemiyorum enişte. Şaşkınlığını anlıyorum. Ama şunu bil ki ne bu aileye, ne sana, ne de belki hiçbir zarar vermedim ben. Peki ya Esto? O tamamen bir saçmalık. Bunca yıl iş yaptığımız şirket. Dolayısıyla Hilmi ile samimi olduk. Arkadaş gibi. Şimdi de gel birlikte çalışalım bile diyor. Yani anlayacağın hepsi dedikodu, uydurmaca. Bak Bahar, bana inanmak zorunda değilsin ama senden rica ediyorum Mehmet'e dikkat et. En azından bunu Berk için yap. Berk'in işe geri dönmesi için elinden ne geliyorsa yap. Güçlü olmamız lazım. Ama Berk istemeyebilir. İster. Gerekirse ben de konuşurum. Özellikle Mehmet Fikri'nin saygısını kazanmak istiyorsa yönetim katında değil, en alttan başlamalı. Nakliyatın başına geçir. Bütün işleri öğrensin. Şirket içinde güçlenin. Doğru söylüyorsun enişte. Nakliyatta başlaması en iyisi. İyi misin biraz daha Gümüş? O adamdan paramı almadıkça iyi olamam ben Melis. Allah'ım ya, kredi var, Engin'in senedi var. En kötüsü de kızlara maaş vermem lazım. Ya daha ne kadar karın tokluğuna çalıştırabilirim ki onları? Tamam, üzme artık kendini. Bir çıkış yolu bulacağız. Of, nasıl bulacağız ya? Mehmet'ten yardım istesen. Biliyorum bunu istemiyorsun ama borç gibi bir şey olur. Kendini toparladığında geri verirsin. Artık imkansız o. Geçen gün meydan okudum resmen çocuğa. Çok zor duruma düşsem de sana gelmeyeceğim dedim. Canım, kocan o senin. Ne olacak azıcık gururundan vazgeçsen? Olmaz işte. Ya ilk tökezlediğimde ona tutunursam bana nasıl saygı duyar Melis? Ben kendime nasıl saygı duyarım? Her şey boşa gider. Yok, ben bu işi mutlaka kendim halletmeliyim. O zaman Engin'e gidelim. Yani bu benim başıma gelmiş olsaydı öyle yapardım. En azından bir şey yapmasa bile akıl verir bize. Alo, Engin ne haber? Müsait misin? Evet, müsaitim Melis'ciğim. Lara'yla beraberim. Benden çok selam söyle. Engin, bizim sana bir işimiz düştü yine. Gümüş dolandırılmış. Ne? Kim dolandırmış? Bir müşterisi. Bize vakit ayırabilir misin? Tabii. Hemen buluşalım. Tamam canım, sağ ol. Bir saate kadar oradayız. Görüşürüz. Ne diyor? Lara ile çıkmışlar kızıyla. Buraya gelin konuşalım diyor. Engin'in kızı mı var? Evet. Hem de dünya tatlısı. Bilmiyordum evli olduğunu. Değil zaten. Birkaç yıl önce boşandılar. Lara Engin'in her şeyidir. Tamam. Hadi gidelim. İşte toplam 3 tane avukat oldunuz. Bugün tam amirin masasını yerleştir. Merhaba. Buyurun. Biz cinayetten tutuklanan Cemal Tatar'la görüşecektik. Şuraya gideceksiniz. Sağ olun. Of. Merhaba. Abla, hani kola alacaktık? Şimdi değil, babam gelince. Ya söz vermiştin. Paramız yok, anlasana. Babam gelince parası varsa alır zaten. Hadi. Çocuklar. Babanızı mı bekliyorsunuz? Evet. Babanız polis mi? Polisler buraya getirdi babamı dün gece. Anneniz yok mu sizin? Niye buradasınız peki? Annemiz cennete gitti, meleklerin yanına. Peki size bakacak biri yok mu? Teyzemiz var ama oraya nasıl gideceğimizi bilmiyorum. Herkes acıkmıştır herhalde. Evet. Teşekkür ederiz. Siz okula gidiyor musunuz çocuklar? Yok, paramız bitti. Babamız gönderemiyor. Anladım. Tanışmadık. Adım Mehmet. Ayfer. Baba. Babacığım. Babacığım. Oğlum. Kızım.